Beni dinleyen herkese esenlikler diliyorum. Bu hikaye din baskısı altında büyümeyen ama arkadaş ortamında kapmış olduğu dinsel öcülerden kurtulma mücadelesini anlatır. 40 yıllık bir hikayenin özetidir. Babam annemle evlenip üç çocuktan sonra köyden ilk çıkan olup Ankara'ya taşınmış. Sonra ben doğmuşum. Ankara dediysem merkezinde değil, kenarında. Bahçeli evlerin alt tarafı, emek mahallesinin yanı. Diğer yanı Balgat. Bizim evin bahçesinin dibinden devletin buğday tarlası başlıyor. 300 metre ileriki Amerikan üstüne kadar. Deniz Gezmiş'in Amerikalıları kaçırdığı üs. Bahçeli, Emek, Balgat arasında devasa bir arazi içinde. Üçerli, dörderli, grup gece kondulardan oluşan toplamda 60-70 haneden ibaret bir mahalle. Adı Sertme Evler. Bizim ev kenarda. Üç haneli grubun içinde. Yıl 1966 ya da 67. O yıllarda mahalle arasında yoğurtçu, kalaycı, bileyici, lahmacuncu, dondurmacı, elma şekerci, pamuk şekerci, berber. Velhasıl aklınıza gelebilecek bütün satıcılar fazla bağırmadan gezerlerdi. Sünnetçi de bunlardan biriydi. Sünnet olduğum günün bazı ayrıntılarını hala hatırlıyorum. Evin ortasında seyrek saçı olan bir sünnetçinin elindeki çantayı halanın üstüne koyması, içinden parlak bir ustura çıkarması, benim bakışlarımın parlak usturanın keskin kenarlarına kilitlenmesi, sünnetçinin önümde eğilmesi, kısa ve keskin bir acı ve hemen peşinden pudra sürülmesi. İslam'la ilk tanışmam böyle oldu. Girerken kesmişlerdi. Ama ben bunun farkında değildim. Bu her çocuğun başına gelen bir şeydi. Allah'ın henüz adı yoktu. 6 yaşındaydım. Dayım köyden bize gelmiş, bizim evde kalıyordu. İki odalı evimizin salonunda bütün çocuklar bir yatakta ve dayım öteki yatakta yatardık. O zaman henüz lambalı radyomuz yoktu. Dayım her gece ışığı söndürdükten sonra yataklarımızda yatarken bize masallar anlatırdı. En çok da Adem'le Hava'yı anlatırdı. Bu masalı defalarca dinlerdik. Bıkmadık hiç. Bu yüzden İslam'da en iyi bildiğim şey hatta tek şey Adem'le Havva'nın hikayesiydi. O zamanlar cennetten kovulmalarına çok üzülürdüm. Şeytan kötü biriydi. Adem'le Havva'nın kovulmasını istiyordu. Ve bunu başarmıştı. Allah iyi biriydi. Onları uyarmıştı. Bu elmayı yemeyin demişti. Ama onlar yiyince Allah da mecbur kalmıştı onları cennetten kovmaya. Keşke yemeselerdi de Allah da onları kovmak zorunda kalmasaydı. Allah ne yapsın ki? Aynen böyle düşünüyordum o zaman. Hala aklımdadır böyle düşündüğüm. Allah'ın suçu yok. Bütün suç kötü şeytanda. Allah adını ilk defa dayımdan duymasam da ne işe yaradığını ilk defa dayımdan öğrenmiştim. Allah Adem'le Havva'yı yaratan kişiydi. Şeytanı Allah'ın yarattığını söylememiş ya da az söylemiş olmalı ki ben şeytanı ayrı bir kötü kişi olarak biliyordum. Daha önce Allah adını sadece küfürlerde veya birine kızdıklarında duyuyordum. Annem bana kızdığı zaman Allah belanı versin senin diye bağırıyordu. Burada sözü geçen Allah kelimesi beni hiç ilgilendirmiyordu. Beni ilgilendiren şey annemin bana kızmasıydı. Bu küfürler arasında Ermeni dölü, yezit tohumu da vardı. Bir de annem başka birine kızdığında Firavun, Firavun bu derdi. Şeytan da başkalarına karşı kullanılan kötü bir sözdü. Bizden büyük çocuklar kavgalı tartışmalarda birbirlerinin Allah'ına küfür ediyorlardı. Bir de kitaplarına. Başka küfürler de ediyorlardı ama konumuz şimdi bu değil. Dediğim gibi Allah adı küfürler sayesinde kelime dağarcıma girmişti. İslam dinini küfürler sayesinde zorlanmadan öğreniyordum. İlerleyen gecelerde dayımdan annemin ve babamın bile Allah tarafından yaratıldığını öğrendim. Ve hatta dayımın bile. Dünyayı ve kedileri, ağaçları ve bütün her şeyleri o yaratmıştı. Dedemin sakalları gibi bembeyaz sakalları olan birini tasvir ettim hayalimde. Allah gökyüzünde bir yerlerdeydi. İyi biriydi. Çocukları severdi, onları korurdu. Herkesin yiyeceğini o verirdi. Elden yiyecek vermezdi ama yiyecek bulmalarını o sağlıyordu. Babamın bile işe gidip çalışarak eve yiyecek getirmesi onun sayesindeydi. Allah olmasaydı hepimiz açlıktan ölürdük. İyi ki vardı. Bu bilgiler çoğunlukla benim sorularım üzerine cevap olarak verilmişti. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Artık her şeyi biliyordum ve arkadaşlarıma bunları anlatarak onları ne kadar bilgili olduğumu gösterecektim. Şimdi düşünüyorum da peygamberden hiç bahsetmedi. Ya da bir iki kere adı geçtiyse bile benim dikkatimi çekmemiş olsa gerek ki aklımda kalmamış. Peygamberi okulda öğrenecektim çünkü. Bizim aileden ve diğer büyüklerden hiç kimsenin beni karşısına oturtup Allah veya din üzerine vaz verdiğini hatırlamıyorum. Yaşım küçük olduğu için değil, ilerleyen yıllarda da böyle bir girişim olmadı. Din bizim ailede, mahallede ve çocuklar arasında çok az konuşulan bir konuydu. İslami şartlar, Kur'an, namaz, peygamber gibi konular çok az yer tutuyordu. İslam'ın korkutucu figürleri, cinler, periler, cehennem, İslamcıların şiddet hareketleri daha fazla evli sohbetlerde. Siyaset %90 ağırlıktaydı. Ecevit, Demirel, yurt haberleri en çok konuşulan konulardı. Bundan sonra anlatacaklarımda e cin periyle yatıp cin periyle kalktım. Anlaşılmasın. Konumuz bu olduğu için diğer faaliyetlerin arasından cımbızladığım anılardır bunlar. Yıllar sonra annemle bir sohbet sırasında ilkokula başlamadan önce direkten döndüğümü öğrenecektim. Babam beni Kur'an kursuna göndermek istemiş. Annem buna şiddetle karşı çıkmış. Babamı kızmış ve çocuğun zihni bulanır. O okuyup büyük adam olacak demiş. Bu konu da bir daha açılmamak üzere kapanmış. Sonraki yıllarda bizim eve misafirliğe gelen babamın iş arkadaşlarının konuşmalarından Müslüman olduklarını anladım. Çünkü hep onlar geldiğinde dinden, namazdan, Demirel'den bahsederlerdi. Demirelciydiler. Biz Ecevitçiydik. Çoğu zaman tartışmalar yüksek sesli oluyordu. Misafirsiz geçen gün kayıp gündü. Büyük ihtimalle babam arkadaşlarından etkilenip beni Kur'an kursuna göndermek istemiş de olabilir. Sonraki yıllarda babamı bir iki kez namaz kılarken gördüm. Babam Müslümanmış. Annemi de sanki bir kez namaz kılarken gördüm ama tam emin değilim. Aslında ben de Müslümandım. Dayımdan öğrenmiştim Müslüman olduğumu. Biri bana Müslüman mısın diye sorduğunda evet Müslümanım demeyecektim. Elhamdülillah Müslümanım diyecektim. Evet Müslümanım dediğimde Müslüman olmuyormuşum. Bunu öğrendiğim iyi olmuştu. Sonraki günlerde arkadaşlarıma sen Müslüman mısın diye sorduğumda bir kişi hariç hepsi de evet Müslümanım diye cevap vermişti. Ben de gülerek onlara Müslüman değilsiniz işte diyerek dal geçmiştim. Doğru cevabı onlara öğretmiştim. İlk orucumu okula başlamadan tuttum. Oruç ayı başlamış, annem babam gece kalkıp yemek yiyor, sonra akşama kadar aç duruyorlardı. Ben de heveslendim. Anneme ısrar ettim. Beni de kaldır, ben de oruç tutacağım diye. Annem de kaldırdı gece, birlikte yemek yedik, çok güzel bir duyguydu. Büyüdüm artık, oruç tutmaya başladım diye seviniyordum. Biraz uyuduktan sonra kalktım, Arkadaşlarla evlilik oynarken cebimde sakız varmış. Çıkarıp çiğnemeye başladım. Bir süre sonra eyvah ben de oruç duydum tüh bozuldu deyip sakızı tükürdüm yere. Ama iş işten geçmişti çünkü. Orucum bozulmuştu. Zaten hanım da acıkmıştı. Eve girdim. Ekmeğin ucundan büyükçe böldüm. İçini boşalttım. İçine biraz margarin sürdüm. Sonra toz şekeri basa basa doldurdum azıcık suladım. Şerbetini yere damlata damlata bir güzel yedim. Bu tuttuğum son oruçtu. Bir daha oruç tutmadım hiç. Bütün gün aç kalmak saçmaydı. Zaten birkaç ay sonra Allah'la kavga edecektim ve kavgalı olduğum biri için oruç tutmamın da bir anlamı yoktu. Allah'la kavgam yavru kediler yüzünden olmuştu. Evimizin arkasında biraz uzakta yavru kediler bulmuştum. Dört tane. Çok küçüktüler. Anneleri yoktu. Ekmek götürdüm verdim yemediler. Ekmeği ıslattım gene yemediler. O kadar küçüktüler ki ağızlarını açmayı bilmiyorlardı. Allah onlara yardım eder diye kendimi avuttum. Arkadaşlarımla oynamaya daldım. Unuttum kedileri. Ertesi gün hala oradaydılar ve ekmek duruyordu. Susamışlardır diye su koydum önlerine içmediler. Tekrar yeni ekmek götürdüm ama bu sefer ekmeğe margarin sürdüm. Gene yemediler. Açlıktan ölecekler. Allah'a yalvardım ne olur yesinler diye, ölmesinler diye Allah bir şey yapmadı. Bu yüzden Allah'a kötü sözler söylediğimi hatırlıyorum ama ne söylediğimi hatırlamıyorum. Sonra Allah'tan özür dilediğimi, sonra kötü sözler söylediğimi ve tekrar özür dilediğimi hatırlıyorum. Sanırım bana bir şey yapar diye ondan korkmuştum. Bu yüzden özür dileyip durmuşum herhalde. Bu olaydan sonra bir daha Allah'tan hiçbir şey istemedim. Allah'tan soğumuştum. İyi biri değildi. Hatta kötüydü. Var olduğundan bile şüphelendim bir an. Var olsa zavallı yavrucaklara yardım etmez miydi? Ama vardı. Yoktu da biz nasıl gelmiştik dünyaya? Adem'le Havva'yı cennetten Allah konmamış mıydı? Dayım bunları nasıl biliyordu? Çok bilgiliydi dayım. Her şeyi biliyordu. Allah'ın varlığından şüphe ettiğim için pişman oldum. Günaha girmiştim. Kediler bende derin bir iz bıraktığı için o günlerdeki duygularımı hala büyük oranda hatırlarım. Şimdi düşünüyorum da sanırım ateist olmanın ilk adımını o gün atmışım ben. Zaten İslam hakkındaki bilgim elhamdülillah Müslümanımdan ibaretti. Allah ilk darbesini almıştı aslında. Okula başladım. Yaz tatiline girdik. Artık mahallenin ortasında oyunlar oynamaya başlamıştık. Mahalle arazisi çok geniş ve evler seyrek olduğu için birkaç tane mahalle ortası vardı ve bizim eve uzaktı. Günüz sadece erkeklerle maç yapar, kızlı erkekli yakan top, voleybol, hava kararınca da saklambaç oynardık. Eğer ortalık zifiri karanlıksa saklambacın tadına doyum olmuyordu. Bazı kızlar bu oyuna katılmazdı. Saklambaç oyunu bitince kızlar evlerden çağrılır, erkekler mahallenin ortasında kocaman ateş yakar, üstünden atlar, ateşle oynar, sonra ateş azalınca çevresinde oturup çeşitli konulardan sohbet ederdi. Ateş yaktığımız akşamlar kızların bir kısmı eve daha geç giderdi, bazen cinler hakkında olurdu sohbet. Bazen bütün hafta cin hikayeleri anlatılırdı. Bazen bir ay boyunca farklı konular gündemde olurdu. Cin hikayelerini çoğunlukla dehşet içinde dinler ve korkardık. Korkmaktan da çok hoşlanırdık. Sohbetlerde lafın bir an önce cinlere gelmesini sabırsızlıkla beklerdik. Bizden daha büyükler sohbetten sıkılınca ayı gördüm oynamak için eşleşip gecenin karanlığında kaybolurlardı çok uzak ve karanlık yerlere gittiklerinden, hatta bazen yakın mahalle aralarına saklandıklarından ve oyun çoğu zaman gece 2 3 gibi ancak bittiğinden şimdilik bize göre değildi bu oyun. 3 4 yıl sonra biraz büyüyünce biz de bol bol bu oyunu oynayacaktık. Gece meyve bahçelerine dalmaya gidecek, bazen yakalanıp dayak yiyecektik. Başkasının bahçesinden meyve çalmak bana utanç verici gelirdi. Her gidişimizde vicdanım rahatsız olurdu ama gruptan da kopamazdım. Çünkü çok heyecan verici ve maceralı oluyordu bu seferler. Herkesin uykuya daldığı gecenin geç saatleri en iyi zamanlardı. Cin hikayelerini en çok cinci hocanın çocukları anlatırdı. Cinleri en iyi bilenler onlardı. Onlar da yalan olmazdı. Bu çocuklardan biri benden bir yaş büyük, öbürü de bir yaş küçüktü. Bütün çocuklar hemen hemen yaşıttık. Büyük çocukların anlattıkları daha korkunç oluyordu. Mezarlıklarda yaşanan gizemli olayları, ruhların insanlara musallat olup onları çat diye nasıl çatlattıklarını, büyüklerinden dinledikleri canavar hikayelerini anlatırdı bizlere. Biz küçüklerin korkması büyüklerin hoşuna gider. Biz korktukça daha da korkunç hikayeler anlatıp gece sonunda evlere dağılırken bizi tek başımıza eve gidemez hale getirirlerdi. Sonra çok korkanlara ve ev uzak olanlara eşlik edip eve kadar götürürlerdi. Neyse ki bizim ev ile toplandığımız yer arası yaklaşık 150 metrelik, artık ekilmeyen taşlı, çimenli bir tarlaydı. Ben tek başıma eve gidebiliyordum. Bizim evin bahçe ışığı genelde yanardı. Işığın verdiği güçle bir koşu evdeydim. Henüz çok küçük olduğum için eve herkes yatmadan giderdim. Ama benden 3 yaş ve 6 yaş büyük olan abilerim gece herkes yattıktan sonra da eve gelebiliyorlardı. Onlar büyüktü. Hatta onlar geniş meyve ağaçlarıyla dolu bahçemizde oturmak için Tahtadan yaptığımız divanda da yatabiliyorlardı. Eve bile girmiyorlardı. Biraz büyüyünce ben de yatmaya başlayacaktım bahçede. Sohbetlerde Allah'ın adı hemen hemen hiç geçmiyordu. İslam'la, dinle, Kur'anla ilgili kimse konuşmazdı. Siyaset konuşulurdu biraz. Deniz Gezmiş'in maceralarından, Cüneyt Arkın filmlerinden, kızlardan, çevredeki evlerin bahçelerindeki meyve ağaçlarına dalmalardan, ev sahiplerinden kaçış planlarından falan bahsedilirdi. Biz küçüklerin dini cinlerdi. Allah'ın adı yoktu. Onun yerini cinler almıştı. Cinler Allah'tan daha gerçekti. Cinler de Allah gibi kötüydüler ama daha içimizdeydi. Çevremizde ve bize daha yakındı. Çok geçmeden ne kadar yakın ve gerçek olduklarını gözlerimle görecektim. Allah uzaktaydı. Ta göklerin kim bilir neresindeydi. İkinci sınıfın sonundaki yaz tatil de aynı geçti. Gene cin peri sohbetleri yapıldı. Ama bu arada kendimi cinlerden koruma yolunda öğrenmiştim. Besmele çekince cinler yanaşamıyormuş insana. Kaçıyorlarmış. Artık her gece yatmadan besmele çekiyordum. Bir de karanlık yerlere giderken besmele, bismillahtı. Sıcak bir yaz gecesiydi gene böyle cinli perili sohbet toplantısından sonra da herkes evine dağılmıştı. O gün de hava çok karanlıktı. Her zamanki ay yoktu gökyüzünde. Ben de eve doğru yürümeye başladım. Koca bir araziden geçecektim. O gün de Ev ne kadar uzak görünüyordu gözüme. Bahçedeki ağaçlar simsiyahtı. Zaten karanlık olan arazinin içinde ondan daha da karanlık dev bir gizemli kütle gibi görünüyordu bahçedeki ağaçlar. Bahçe ışığı yanmıyordu. Saat kaçtı bilmiyorum ama gece yarısını geçtiği kesindi. Mahalledeki diğer evlerin ışıkları da sönüktü. Kendimi huzursuz hissettim. Tarlaya adım atar atmaz biraz ötemde bir ışık parladı. Yukarı doğru sonra kayboldu. Işığın parlamasıyla birlikte saçlarım kirpi dikeni gibi oldu. Hatta bütün tüylerim havaya kalktı. Bir an görüşüm kayboldu. Yere çöktüm. Arkama baktım kimseler yoktu. Bir iki evin ışığı yanıktı. Tek başımaydım. Önümde cin vardı. Eve nasıl gidecektim ki? Ağlamaklı oldum ama ağlamadım. Yerde kaldım bir süre. Işığın tam olarak neye benzediğini göremeden sönmüştü. Ama cin olduğu kesindi o zaman. Geri dönüp yardım istemeyi düşündüm ışığı yanan evlerden biri bizim köylüydü. Diğerleri de tanıdık komşulardı zaten. Ama ne diyecektim ki? Korkaklığımdan dolayı bana nasıl alaycı bakacaklarını canlandırdım gözümde. Ertesi gün arkadaşlarımla arasında alay konusu olacaktım çünkü. Yardım yok. Ya ölecektim ya da tek başıma eve ulaşacaktım. Bir süre kendimi cesaretlendirdim. Koşarak tarlaya geçmeye karar verdim. Birden fırladım. Koşmaya başladım. Sonra bu koşma birden kaçmaya dönüştü. Kaçıyordum. Bu defa arkamdan geliyorlardı. O anda bir ışık daha parladı ileride. Hemen peşinden ikinci ışık. Gözlerim sonuna kadar açık, ışığın patladığı yere baktım. Bir hareket aradı gözlerim korkuyla. Gölgeler de vardı. Hareket ediyorlardı sanki. Durdum tekrar çöktüm. Yolda yaralamışım. Allah geldi aklıma. Yardım istese miydim? Ne diyecektim ki? Sonra Allah'ın kimseye yardım etmediği geldi aklıma. Kedilere bile etmemişti çünkü birden kendime çok kızdım. Nasıl unuttum bunu? Besmele'yi. Cinleri benden uzaklaştıracak olan besmele'yi. Her gece yatarken aklıma geldikçe çektiğim besmele. Cinlerin korktuğu besmele. Hemen üç defa Bismillah, Bismillah, Bismillah dedim. Öyle bir rahatlamıştım ki Allah'tan yardım isteyeceğime işe yarar bir besleme çekmek en iyisiydi. Ama gene de bu aşamada Allah hakkında işe yaramaz diye düşündüğüm için pişman oldum. Allah'tan da özür diledim. İçinde bulunduğum bu zor durumda Allah'ı da kızdırmamak lazımdı çünkü. Besmele işe yaradı. Üç defa besmele çektikten sonra 10-15 metre koşar adım yürüyor. Sonra eve çöküp sağ sola arkama bakıyordum. Üç defa besmele çekip tekrar yürüyordum. Sanki besmelenin etkili mesafesi 10-15 metreymiş gibi bir şeydi galiba. <laughs> Artık cinler korkmuş olmalı ki parlamıyorlardı. Sonunda sağ salim eve ulaşabildim. Bir parantez daha. 9 yaşındaki bir çocuğa ailesi bu kadar geç saate kadar nasıl izin verir sorusu aklınıza takılmış olabilir. 1960'lı yıllarda köylerinden göç edip kent halkını oluşturan insanlar henüz saf köylülerdi. Yani kent halkı saf ve henüz bozulmamış köylülerden oluşuyordu. Mahalle halkı birbirini tanıyor ve neredeyse her gece birbirlerine misafirliğe gidiyorlardı. Televizyon yoktu. Hırsızlar ev sahibine yakalanabiliyorlardı. Babam bizim eve giren bir hırsızı yakalayıp polise haber göndermişti. Tek bir polis bizim eve gelip hırsızı önüne katmıştı. Yürü bakalım sakın kaçma ha diyerek hırsız önde polis 3-4 adım arkada karakola doğru yürüyerek gitmişlerdi. Devlet parantez içerisinde asker irticai faaliyetleri önleme adı altında yobaz gerici Müslümanlara göz açtırmıyordu. Yani ortalıkta yobaz yoktu. Ve bazılar evlerinde kuluçkaya yatmış. Gelecekteki güzel günler için yavrularını yetiştiriyorlardı. Yani çevre bizim için güvenliydi. O sene benden 5 yaş büyük olan halamın oğlu gündüz vakti durup dururken kolunun birini yukarı kaldırdı. Sanırım bir futbol maçı yapmıştık maç sonrasıydı. Çünkü bu olay maç sahasının kenarında olmuştu. Çoluk çocuk çimenli bir yerde oturuyordu. Halamın oğlu ayakta ortadaydı. Kolunu yukarı kaldırdığında yumruğu sıkılı bir vaziyette başını yukarı kaldırıp ey Allah varsan eğer bu kolumu taş yap diye gökyüzüne bağırdı ve öylece kaldı. Bekledi bir süre biz de bekledik ama kolu taş olmadı. Cesareti hayranlık vericiydi. Halamın oğlunun da bu cesur davranışlarından dolayı memnun olduğu yüzünden belliydi. Kolunu indirdi. Demek ki Allah yokmuş dedi. Allah'ın yokluğunu ispatlamış olmanın verdiği gururla kendi yaşıt grubuna katıldı. Aslında bize hava atmış, ne kadar cesur olduğunu göstermişti. Allah ikinci darbesini aldı. Bu olay sonraki birkaç gün aramızda konuşma konusu olmuştu. Onun bu davranışı çocukların çoğunu etkilemiş, Allah'ın olmayabileceği fikri kafalarının bir köşesine yazılmıştı. Ama çok inananlar belki daha sonra taş yapacak diyerek Allah'tan umutlarını kesmemişlerdi. Daha sonra Allah onu 55 yaşında kanser yapıp öldürerek intikamını alacaktı. Şüphesiz Allah sabrediciydi ve öc alıcıydı. Cenazeye katılanların bir kısmı o günkü çocuklardı. Ve şimdi yaşlanmış olan o çocukların yarısı cenaze namazının dışındaydılar. Namaza katılan birine yanaşıp usulca sana teist değil miydin dediğimde ayıp olur şimdi. Gelenek böyle cevabını vermişti. Ben namazın dışında kaldım. Rahmet sizi bir Müslüman gibi gömdüler.'' hiç olmazsa ayaklarını kıbleye çevirselerdi ruhu şad olurdu dedim yanımdaki ateiste. Her cenazede ettiğim vasiyeti tekrardım işime. Ben ölünce beni dik gömün. Daha az yer mezar parası verirsiniz. Bu olay Allah'ın varlığından duyduğum şüpheyi iyice güçlendirdi. Allah'tan şüphelenen tek ben değildim. Allah'a meydan okuyan halamın oğlu hala sapasağlam aramızdaydı. Bu şüphemin benden daha büyük biri tarafından desteklenmesi ayrıca gurur vericiydi. Bu arada cinler hakkında bilgi dağarcığım giderek artıyordu. Gene bir sohbette cinci hocanın çocuklarından cinlerin aynı insanlar gibi birbirleriyle evlendiklerini ve gece düğün yaptıklarını öğrendim. Gece açık arazide işerken çok dikkatli olmalıydık. Eğer yanlışlıkla cinler tam düğün yaparken üstlerine işersek çarpılabilirdik. Şimdiye kadar İşememiz geldiğinde geze geze, keyif ala ala, şekiller çize çize, birbirimizle en uzun çizgi yapma, en uzağa işeme yarışına gire gire işerdik. İşemek ayrı bir oyundu bizim için. O günden sonra işeyeceğimiz yeri önce ayağımızla korka korka dürtükleyip düzeltiyorduk. Cinlerin düğün yapmadığından iyice emin olduktan sonra çabucak işimizi fazla dağıtmadan tek noktaya nişanlayarak işemeye başladık. İşeyeceğimiz yer seçimi de önemliydi cinlerin düğün yapmayacağını düşündüğümüz taşlık, kayalık, kötü yerleri seçmeye özen gösterirdik. Çimlik, çimenlik, düz yerler düğün yapmak için idealdi çünkü. Bir de zifiri karanlıkta işemek sakıncalıydı. İşediğimiz yeri görmemiz daha güvenliydi. Aydınlık yer bulamadığımda çok karanlıkta yere diz üstü çöker gözlerimi iyice açarak dikkatle işerdim. E, gelinle damadın üstüne işemenin sonuçları korkunç olurdu çünkü. Eskiden işeme süresi uzadıkça zevk alırdım. Ama şimdi bir an önce bitsin diye kendimi kasarak daha tazlikli işemeye çalışıyorum. Buna rağmen bir türlü bitmiyor. Bu süre uzadıkça uzuyor. <laughs> tamam başlarken düğün yoktu ama her an bir düğün konvoyu benim için çişimin altına girebilirdi. Bu da benim oracıkta çarpılmam demekti. Bu yüzden sağa sola da bakıyordum düğün konvoyu geliyor mu diye. Bir de çiş süresini kısaltabilsem daha iyi olacaktı. Çarpılmak deyince elimin, kolumun, bacaklarımın hatta tüm vücudumun yamuk yumuk olması gerekiyordu. Yani aklıma öyle geliyordu. Bunlara ek olarak ağzım yamulacak, gözlerim şaşı olacak. Daha sonra cinci hocanın çocuklarından cinlerin düğünlerinde davul zurna çaldıklarını da öğrendik. Bu yeni bilgiler ışığında işeme yerini kontrol etmeye, dinleme de eklendi. Zamanla korkarak işemeyi bıraktık. Birlikteyken birbirimizden aldığımız cesaretle normal işemeye başladık. Belki de ne kadar cesur olduğumuzu birbirimize göstermek için normalleşmiştik. Ama gene de ben yalnızken tedbirimi alıp da işiyordum. Ne olur ne olmaz diye. Eminim onlar da yalnızken tedbirli davranıyorlardı. Cinci hoca beni de okuyup üflemişti. O zaman daha da küçüktüm. Belki de cinli miyim diye bakmıştı. Annemle babam yanımdaydı. Cinci hoca su dolu tasa şimdi hatırlamıyorum bir şeyler yaptı. Sonra suya parmaklarını sokup ıslak elini üzerime silkeledi. Sonra bu sudan bana bir yudum içirdi. Kötü bir tadının olduğunu hatırlıyorum. Midem bulanmıştı. O zaman daha küçüktüm çünkü. Cinci hocanın gözleri masmaviydi. Sakalı yoktu, bıyıklıydı. Şavruyla arabası vardı ama. Bizim mahallede oturuyordu. Şimdi anlıyorum ki o arabanın bir kısım parasını da babam vermişti galiba. Kim bilir kaç para vermişti beni üfletmek için. Artık uykumdan korkuyla uyanmalar başlamıştı. Küçükken de sıçrayarak uyandığım oluyordu ama şimdi bu daha da çoğalmıştı. Canavar çeşitliliği artmıştı. Koca bir canavar ağzını açıp beni yemek üzereyken uyanıyordum. İnsan olmayan şeyler sürekli beni kovalıyor. Yakaladıklarında ancak uyanıyordum. Bazen bir gölge üzerime eğiliyor. Bir türlü kurtulamıyordum ondan. Korkuyla uyandıktan sonra da evin bir köşesinden bir gölge çok hızlı bir şekilde açık kapıdan yan odaya kaçıyordu. Tekrar uykum geliyor. Göz kapaklarım demir gibi ağırlaşıyordu. Ama gözlerimin açık olması gerekiyordu. Ya gölge tekrar gelirse? Zorla gözlerimi tekrar açıp kapanmadan önce odayı kolaçan ediyordum. Sonunda göz kapaklarımın ağırlığının üstün geliyor, derin uykuma dönüyordum. Yaz tatili bitmek üzereydi. Bir ay sonra üçe başlayacaktım. Artık yeterince büyümüştüm. Benim olmadığım sınır ötesi bir keşif gezisinde arkadaşlar büyük bir inşaat çukurunun suyla dolu olduğunu Tıpkı göl gibi kocaman olduğunu söyleyince oraya gidip yüzmeye karar verdik. Akşama doğru gittik. 10 kişiden fazlaydık. Belki 15 hatırlamıyorum. Şimdiki milli kütüphanenin olduğu yer. Apartmanlar uzaktı. Anadan doğuma soyunup suya girdik. Tertemiz su, çamur oldu. Çok eğlendik. İlk defa bu kadar büyük kütleli bir suya giriyorduk. 5-6 sene sonra Ankara Gölbaşı'nda gerçek göle girip su yalanı tutup mahalledeki kızları korkutacaktık. Şu anda koyu bir hayvansever olarak yılanlara çektirdiğimiz eziyet için kendimi affetmedim tabii. Hava kararmaya başladı. Sudan çıkıp giyindik. Sonra apartmanların olduğu tarafta 15-20 metre ötede, belki daha yakın, bembeyaz uzun elbiseli, bembeyaz sakallı ve bembeyaz saçlı 6 katlı apartman yüksekliğinde yaşlı bir adam bize doğru bakarak kahkaha atıyordu. Kahkaha sesleri de şiddetliydi. Aniden belirmişti orada. Gövdesi bize dönüktü ve gövde genişliği boyunun yüksekliğiyle orantılıydı. Elbisesi boynundan başlayıp ayaklarına kadar inen bir entariydi. Önce kahkayı duyup sonra mı gördük yoksa biz onu gördükten sonra mı kahka attı bundan tam emin değilim. Ama kahkaha atarken her hah diyişinde kafası yukarı kalkıyordu. Yani bildiğimiz Erol Taş kahkasıydı bu. Bütün çocuklar hep birlikte telaşla aksiyonda kaçmaya başladık. Kaçış önümüz engebeli, yer yer yüksek tümsekli, kurumuş otlarla doluydu. Düz bir yere varınca durduk. Çocuklardan birinin elinde ayakkabısı ve elbisesi vardı ama külotluydu. Çıplak ayakları ne haldeydi bilmiyorum. Çocuklardan biri "Gördünüz mü?" dedi. Sonra her kafadan bir ses çıkıyordu. Sonra biri "Beyaz sakalları vardı." dedi. Diğerleri onayladı. Onaylayanlardan biri "Dev gibiydi." dedi. Onlar da onayladı. Herkes gördüğü bir şeyi söylüyor, diğerleri Evet evet, aynen öyleydi diye onaylıyor. Benim yaptığım tarif de onaylandı. Kahkahasını duydunuz mu? Duymayan yoktu. Şimdi tam şu anda bunları yazarken düşünüyorum da bunu hala açıklayamıyorum. O adamı gördüğümü net bir şekilde biliyorum. Bundan hiç şüphem yok. Aynen tarif ettiğim gibiydi. Tek başıma olsam beynim bana oyun oynadı, bana bunu gösterdi diyeceğim ama diğer çocuklar hep birlikte kaçmayı da açıklayabiliyorum. Austin'deki kuş sürüsü misali bir kuş telaşla havalanınca anında bütün kuşlar havalanır. Nitekim bu konuda antrenmanlıyız. Birinin bahçesine daldığımızda aramızdan biri aniden kaçarsa diğerleri tehlikeyi görmesine gerek kalmadan kaçar. Birinin tarifini diğerlerinin onaylaması nasıl açıklanacak? Belki de zaman içinde kendimi bunun böyle olduğuna inandırdım ve beynim bunu gerçek olarak kabul etti. Adamı sadece ben görmüştüm. Ve ben kaçınca herkes kaçmıştı. Ben adamı tarif edince biri bu tarifi onaylamış, diğeri de tasdik ettikten sonra benim tarifimin bir ayrıntısını kendini görmüş gibi ortaya atmış ve bu tarifte onaylanmıştı. Başka bir açıklama aklıma gelmiyor. Adamı tarif ettiğim şekilde gördüğüme ve kahkaha attığına eminim. Ben görmediysem bile beynim bunu hayal etti. Özellikle atmış olduğu kahkaha ve yüzünün ayrıntıları hala gözümün önünde. Sizin farklı bir yorumunuz var mı? Yıllar böyle geçti. Yıllar içinde ateist olma yolunda epeyce mesafe kat ettim. Tam artık ben bir ateistim diyecekken ortaokul ikinci sınıfta çok sevdiğim tarih öğretmenim sınıfa hitaben ilk defa duyduğum şu sözleri söyledi. Çocuklar Allah'a inanmak lazım. İnanmazsanız ve Allah varsa neler kaybedeceğinizi düşünün. İnanıyorsunuz ve Allah yok. Bu durumda bir şey kaybetmezsiniz. Bana gayet mantıklı geldi bu sözler. Öyle ya, inanmanın ne gibi bir kaybı olabilir ki? Kafam karıştı. Olmadığından emin olduğum bir şey inanıyor, görünmek kendini kandırmaktan başka bir şey değildi ama. Daha da kötüsü kendime olan saygımı zedeleyen bir şeydi bu. Allah'ın olmadığından ne kadar eminim, bundan da emin değildim. Bu sözler tam bir ateist olmamı en az iki yıl engelledi diyebilirim. Tam kişilik arayışında olduğum bir dönemdeyken kendimi kandırıyordum. Sağa sola ben ateistim diye hava atıyordum. Ama bazen Allah'a laf sokuşturmaktan sonra Bismillah bile değil, Bismillahirrahmanirrahim çekerken kendimden utandığımı, sonra utancımı türlü bahanelerle arsızca yendiğimi ve rahatça uyuduğumu kendimden daha ne kadar saklayacaktım. İnanılmaz bir şeydi bu. Allah'ın yokluğundan o kadar emindim ki ama gene de Allah'la kavga ettiğimde içime bir huzursuzluk çöküyordu. Sanki var olan birine hakaret ettikten sonra ayıp etmenin pişmanlığını yaşıyordum. Ortaokul yılları Cumhuriyet Lisesi'nde böyle geçti. Bu arada taşındık. Liseyi Dikmen Lisesi'nde siyasi olaylara fazla bulaşmadan bitirdim. Bu arada dinlerin tarihiyle ilgili çeşitli kitaplar elime geçti, okudum. Mealen hemen hepsi de dinlerin sosyolojik ve ideolojik bir durum olduğu konusunda birleşiyorlardı. Yani tanrıları insanlar yaratmıştı. Bunu açıkça yazmıyorlardı ama dinlerin ortaya çıkışını, gelişimini yorumladığımda bu sonuç çıkıyordu. Artık tam ve kesin olarak ateisttim. Allah'la kavga ettikten sonra Bismillah çekmiyordum. Ezan okuyan hocadan başlayıp ne kadar İslami değerler varsa hepsini rahatça eleştiriyor. Hatta hakaret bile ediyordum. Bundan dolayı da pişmanlık duymuyordum. Allah falan kesinlikle yoktu. Hepsi de eskilerin masallarıydı. Kur'an mealini de okumuştum baştan sona. Bir şey anlamamıştım. Sıkıcıydı. Garip şeyler yazıyordu zaten. Okuduğum en sıkıcı romandan daha sıkıcıydı bu Kur'an meali. Yine de bir gariplik vardı, bir eksiklik ama neydi çözemedim. Yıl 1980, lise bitti. Askeri darbe ve üniversite hayatı başladı. Gazeteler Kur'an'ın yeni mucizesi haberleriyle dolup taşıyordu. Kur'andaki mucizeler bitmiyor. Neredeyse her hafta bir mucize haberi yayınlanıyordu. Tabii bu haberler benim gibi koyu ateisti etkileyecek şeyler değildi. Hepsi uydurma yalan haberlerdi. Ama bir şey vardı, çözemediğim bir şey. O şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Bazı geceler kötü rüyalar görüp yaratıklar tarafından uyandırılıyordum. Karanlıkta hala ürperiyor, koyu karanlıkta bir canavar çıkma ihtimaline karşı adrenalinim yükseliyor. Vücudum her an bir şey olma ihtimaline karşı kaçmak ya da karşı koymak için geriliyordu. Vücudumun tepkisi mantıksızdı. Beynimde bitirdiğim Allah'ın yan etkileri yani cinler, insanüstü yaratıklar bitmemişti. Nasıl olurdu? Allah yok olduğuna göre onların da yok olması gerekiyordu. Ama vardılar. Gece rüyamdaydılar. Ayda bir iki defa da olsa beni ziyaret ediyorlardı. Allah hala ölmemişti. Ağır yaralıydı ve gizlenmişti beynimin alt kısmına. Yani Allah bana şah damarımdan daha yakındı. Müslümanlar yorumlara sık sık şu sözü yazarlar. Düşmekte olan bir uçakta ateist kalmaz. Tam da bu durumdaydım. Her şey normalken ateistliğime kimse laf söyleyemezdi. En ateist bendim. Ama düşmekte olan bir uçakta ateist kalabilecek miydi? Bana kalsa ben kalırdım. Ama beynimin derinliklerinde gizlenen bir asi nöron grubu yere çakılmadan önce iktidarı ele geçirip şu bildiriyi okumam için emir verebilirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunca yıllık emeklerim bir anda boşa gidecek ve Müslüman olarak ölecektim. Naci. Uçağa binmemeye karar verdim. <laughs> Yıllar geçti. Hangi yıl hatırlamıyorum. Elime Turan Dursun, Din Bu, Bir ve Din Bu iki kitapları geçti. Ve ben de bu kitapları okumaya başladım. Turan Dursun, Yüzyılların Ölümü. Okudum inanılmaz ayrıntı, netlik, basit ve etkili. Allah'ın aleyhindeki maddi ve manevi deliller çok fazlaydı. Her şey ortadaydı. Maddi delil Kur'an kitabındaki kelime ve cümlelerdi. Manevi delil bunların akıl, vicdan ve mantıkla bağdaşmamasıydı. Bilime aykır bir sürü laf. İlk defa bu kadar net bilgiler alıyordum İslam dini hakkında. Daha önce okuyup geçtiğim Kur'an'ın nasıl okunacağını Turan Dursun öğretmişti bana. Roman gibi okuyup geçmeyecekmişim meğer. Arkamdan Müslüman kovalamıyordu ya. Acelem neydi? Bu bilgiler ışığında Kur'an'ın mealini tekrar Yavaş yavaş okudum. Turan Dursun doğru mu söylüyor diye onun yazdıklarıyla karşılaştırdım. Bir alanını yakalayamadım. Turan Dursun'dan sonra da yıllar geçti. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştım. Bu arada Turan Dursun kitapları hep yanımdaydı. Neredeyse ezberlemiştim. Ama bir gariplik vardı. Bir şey ama ne? Yeter artık dediğinizi duyar gibiyim. Senin bu şeylerinde hiç bitmiyor. Tamam, söz veriyorum bu son şeyim. Ben yıllardır rüyamdan korkuyla uyanmadım. Bunu bir anda fark ettim. Geçmişimi yokladım. Korkulu, canavarlı rüyalar bitmişti. Ne zaman diye geriye gittiğimde ise Turan Dursun'la karşılaştım hep. Onu okuduğumdan beri bir kere bile bir canavar tarafından uyandırılmadım. Hafızamı yokladığımda zifiri karanlıklarda vücudumun alarma geçmediğini hatırladım. Özellikle yalnızken ve geceleri Evin içinde bir kapı gıcırdasa, perde oynasa ya da aşırı dengede duran bir obje devrilse ilk tepkim bir insan ya da bir hayvan mı olurdu? Sırasıyla rüzgar veya başka nedenler olabilirdi. Artık perde oynadığı zaman doğaüstü hiçbir seçenek aklıma bile gelmiyor. Şu anda şimdi karşımda ruhlar, gölgeler ve kuyruklu şeytanlar dans etse elimle bir yerlere vurarak tempo tutar, biraz coşup eğlenip şeytan dişiyse hatta göbek at bakayım der, göbek attırdıktan sonra hologram teknolojisini çok geliştirmiş helal olsun gavurlara derim. Açıkçası şunu söyleyebilirim ki artık uçağa gönül rahatlığıyla binebilirim. Bilincimin altına gizlenmiş olan asi nöronları Turan Dursun çoktan parçalamış da benim haberim yokmuş. Düşmekte olan uçakta artık bir ateist var. Bu din öyle bir virüs ki benim gibi ateist bir ortamda yaşayan 12-13 yaşından beri kendini ateist olarak tanımlayan birine bile bulaşabiliyor. Bir başkasının yardımı olmadan da tam olarak temizlenemeyebiliyor. Benim doktorum Turan Dursun oldu. Bir cerrah gibi. Beynimin içine saklanan ölü numarası yapıp en zayıf anımda canlanmayı bekleyen, canlanmak için uçağın düşmesini kollayan canavarı söktü attı ortadan. Ama sen cinlere, perilere, ruhlara inanmışsın. Allah'la ilgisi yok diye düşünebilirsiniz. Ben de diyorum ki bunlar Allah'ın yan ürünleri. Allah'ı yok edince bunlar da otomatik olarak yok olması gerekiyor. Bu yaratıklar rüyalarınızda geziniyorsa ya da kımıldayan perdenin kımıldama sebeplerinden biri olma ihtimalini aklınıza getiriyorsa kendi Turan Dursun'unuzu arama vaktiniz gelmiştir derim. Benim zamanımda Turan Dursun olmak zordu. Tesadüfen karşılaştım zaten kendisiyle. Ama bu internet çağında Turan Dursunlar bir hayli fazla ve onlara ulaşması çok kolay. Son olarak herhangi bir yaratıcı fikrine taşıyanların uçağa binerken dikkatli olmalarını rica ediyorum. Beyninizin alt logosunda kılık değiştirmiş, örneğin yaratıcı Evren kılığına girmiş olan bizim olan. Uçak yere çakılırken konuşma merkezini ele geçirip size istemediğiniz şeyler söyletebilir. Sıkılmadıysanız evlenip çoluk çocuğa karıştığım dönemdeki birkaç anımı daha paylaşmak istiyorum ve böylece bitirmek istiyorum. Evlendikten sonra iki erkek bir kız çocuğumuz oldu. Tahmin edeceğiniz gibi hepsi de bizim aileden kaynaklanan bir din eğitimi almadı. Okulda ve arkadaşlar arasında ne öğrendilerse onunla eğitilmek zorunda kaldılar. Okula başlamadan önce ve başladıktan sonra bizim aileden ve aile çevresinden sadece dini sorgulayan sorulara ve bunların eleştirisine kulak misafiri oldular. Tıpkı benim çocukluğumdaki gibi kimse onlara inan ya da inanma şeklinde bir baskı yapmadı. Bizim dine yaptığımız eleştirilerin onları hangi yola sokacağını bilmiyordum. En azından kutsal değerlere soru sorulabileceği, onların da eleştirilebileceği bunun korkutucu bir şey olmayacağına beyinlerde yer etmişti. Baba ben Müslüman mıyım sorusuna büyünce sen karar vereceksin. Dünyada sadece Müslümanlık yok. Bir sürü inanış var demiştim çocuklarımdan birine. Bu tür konular önemsiz olduğu için hafızamda kalmamış. Şunu biliyorum ki artık bizim çocuklardan en fazla Ramazan'da oruç tutan bol şekerli tatlı su Müslümanı olurdu. Daha fazla olmazdı. Nitekim kızım benim bu düşüncelerimin doğruluğunu kanıtladı. Kızım 15 yaşındaydı. Bir gün odasında namaz kılarken gördüm. Eşim salondaydı. Hayırdır dedim eşime. Elini ağzına götürdü. Şşş hareketi yaptı. Gülümsedim ben de. Kızım Müslümandan soymuştu. Tekrar gidip çaktırmadan baktım. Başına da bir tülbent geçirmişti. Ama namazdan sonra açmıştı. İtiraf edeyim tülbent de pek yakışmıştı. Daha güzelleşmişti. Yüzü nurlanmıştı. Dalga geçmiyorum. Namazdaki hali bende bu izlenimi bırakmıştı. Eşimle konuştuk, bu yeni durumu arkadaşlarına bağladık ve kendi haline bırakmaya karar verdik. Zaten başka bir seçenek olmazdı. Baskı yapma fikri aklımızdan bile geçmedi. Sadece ben bir kere hayırlı olsun Müslüman olmuşsun dedim. Bunu söylerken sırıtmamak için kendimi çok zorlasam da dayanamadım. Gülümseme ile sırıtma arası bir ifade takındım. Daha sonra ciddi bir ifade takınsam da kızım yüzümdeki gülümsemeyi yakaladı. Ya baba ya sen dalga geçme bari diye tepki verdi. Zaten senin oğullarında sırıtıp duruyorlar şimdi de sen dedi. Ama bunları söylerken o da gülüyordu. Küser gibi yapıp odasına gitti sonra. İçimden mırıldandım. Boşuna uğraşıyorsun kızım. Senden Müslüman falan olmaz. Sen daha çok küçükken koruyucu işin yapıldı bile. Bir aydan kısa sürdü. Kızım normalleşti. Baba ya ben de ne saçmaladım. Kendime güldüm. Ben de ne yapıyorum diye. Dedi gülüştük. Diğer çocuklarım olduğu gibi kızıma da çok küçükken yaptığımız koruyucu aşı işe yaramış. Büyüyünce kaptığı virüsü bir aydan daha kısa zamanda yenmişti. Erkek çocuklarda bir problem olmadı. Sağlıklı beyinlerde yaşıyorlar. Sıra geldi işime. Benim geçmişte gördüğüm yaratıkları o da görüyordu. Bazen sıklaşıyor, bazen seyrek olarak görüyordu. Bir dönem öyle sıklaştı ki geceleri beni de uyutmamaya başladı. En çok karabasan ziyaretine geliyordu. Kanter içinde uyandıktan sonra beni suçlar, sana o kadar bağırıyorum kurtar beni diye sen duymuyorsun diyordu. Bazen de ağlıyordu. Bu karabasan bir dönem beni de bıktırdı artık. Her gece mi gelir bu? Halbuki eşim namaz kılmaz. Orucu zayıflamak için tutar. Hiçbir dini ibadeti yoktu. Zaten tek bir dua bile bilmiyor. İslami bilgisi neredeyse hiç yoktu. İnancı sadece Allah'a inanırım lafından ibarettir. Nereden geliyor bu İslam canavarları bunun aklına? Bunun cevabını 5 sene sonra buldum. Küçük oğlum ortaokuldan sonra bir meslek lisesine girdi. Lise Bolu'nun küçük bir ilçesindeydi. Kurda kuşa yem olmasın diye eşim ve ben 4 yıllığına o ilçeye taşındık. Diğer çocuklar asıl evde kaldı. Zaten çalışmaya başlamışlardı. Aradan iki yıl geçti. Yeni komşularımızla çoktan samimi olmuştuk. Çocukluğumda bile yaşamadığım zifiri karanlığı bolda yaşadım. Bizim evden sonrası ormandı. Serin bir gecede karanlıktaki cin ve gölgelerden artık korkmadığımı kendime ispatlamak ve bu korkusuzluğun zevkini tatmak için ormanın karanlığına girdim. Girmez olaydım. Bu nasıl bir karanlık? Mersi dışarısı gündüzmüş. Deva ağaçlar gökyüzünü tamamen kapatıyor. Ormanda ilerledikçe bu karanlığın daha da koyulaştığını görüyordum. Hiç esinti yoktu. Sağır edici sessizlikte sağ tarafımda ama uzakta bir çıtırtı patlaması oldu. Korkuyordum. Hem de gerçek korkuydu bu. Komşuların anlattıkları geldi aklıma. Ormanda ayılar, domuzlar ve vahşi hayvanlar vardı. Onların yemeği olmak cin çarpmasına benzemezdi. Ağız tadıyla karanlıktan korkmama zevkini yaşayamadan, korkudan sağımı solumu kollayarak geri döndüm. Elime kalınca bir kırık ağaç dalı almış olduğumu ormandan çıktıktan sonra fark ettim. Ama sınavı geçmiştim. Aklıma... İslam'ın yaratıkları hiç gelmemişti bile. Aklıma gelen tek şey yaşayan gerçek yaratıklar olmuştu. Onlardan korkmuştum bu kez. Gene de ormanda yaşamanın güzelliği büyüleyiciydi. Gündüz ormanın derinliklerine mantar toplamaya giderdik. Derinlikteki sessizlik ve yalnızlık bile insanı ürpertiyor. Vahşi hayvan çıkma olasılığı bu ürpertiyle korkuyu katlıyordu. Bir süre sonra şunu fark ettim. Bir gariplik vardı. Bir gariplik var ama ne olduğunu bulamıyorum. Neyse özetlersek herkesin her söylediğine hemen inanmayın. Onu test edin, araştırın, ondan sonra inanın. Evet, garip bir durum vardı ve bu garipliğin ne olduğunu bir gün buldum. Eşim artık karabasanlarla uyanmıyor. Gölgeler önünden kaçmıyordu. Onlar geride taşındığımız şehirde kalmıştı. Rahat rahat uyuyorduk. İyi dedim kendi kendime bu dertten de kurtulduk. Çok yakında yanıldığımı anlayacaktım. Ben bile yanılabiliyordum. Kış bitti, çocuğun okulu bitti, baharda tekrar eski evimize taşındık. Taşındıktan birkaç ay sonra, gece saat kaç bilmiyorum, eşimin dürtmesiyle uyandım. Bundan sonra dinleyeceğiniz her cümle ve kişiler bundan önce anlattıklarım kadar gerçektir. Eşim kalk dedi bana telaşla. Fısıldayarak konuşuyordu. Odada üç kişi varmış. İçeri salona kaçmışlar. Biz genelde oda kapısını tam örtmeyiz. Çocuklar küçükken edinmiştik bu alışkanlığı. İnsan mı diye sordum. Bilmiyorum. Simsiyahtılar dedi. O anda anladım ne gördüğünü. Aslında ben de telaşlanmıştım üç kişi deyince. İnsan zannettim. Yatuyu dedim. Hayal görmüşsün. Vallahi bile hayal değil dedi. Uyanıktım. Bana bakıyorlardı. Onları gördüğümü anlayınca kapı aralığından salona kaçtılar. Gidip bakmazsan uyuyamam. Ne olur bak dedi. Keyiflenmiştim. Beni öldürürlerse karışmam bak dedim. Bu konuşmaları da fısıltıyla yapıyorduk bu arada. Kalktım korka korka gidiyormuş gibi numara yaparak oda kapısına yöneldim. Tam kapıdan çıkarken aniden korkuyla geri sıçrayarak eşimin ödünü bokuna iyice karıştırdıktan sonra salona girdim. Artık işi iyice dalgaya vurmuştum. Biraz oyalandıktan sonra en dış kapıyı yavaşça açıp hızlıca kapattım. Odaya döndüm eşim yorganı yüzüne çekmiş beni bekliyordu. İslam'ın insanları ne kadar bencil yaptığını düşündüm. Hiç acımadan beni üç yaratığın peşine salmıştı. Benim siyah yaratıklar tarafından parçalandıktan sonra sıranın kendisine geleceğini bile düşündürtmüştü. Ya da şöyle düşündü, yaratıklar beni salonda parçalarken benim çığlıklarımı duyacak, hemen yatak odasının kapısını kilitleyecekti, benim çığlıklarım komşular duyacak, komşular da gelince o da kurtulacak falan filan. Tam dedim yatağa yatarken. Dış kapıdan kaçmışlar. Kapı aralıktı kapattım. Her ihtimale karşı yer değiştirdik. Ben kapı tarafına yattım. O da daha güvenli taraf olan cam kenarına yattı. Siyah gölgeler benim cesedimi çiğnemeden ona ulaşamayacaklardı. Bolu'ya giderken geride bıraktığımız yaratıklar hala buradaydılar. Daha sonraki geceler Karabasan da ziyaretine geldi işimin. Azimli sıçan taşı delermiş derler. Azmettim. Bunun neden kaynaklandığını buldum eşimin arkadaşları birkaç kişi dışında Müslüman. Hem de iki tanesi koyu Müslüman. Biri Nakşibendi tarikat üyesi hatta. Diğeri de bütün gün ibadet halinde. Havalar sıcak. Bunlar akşam hava karınca sitenin bahçesindeki çardakta kekler, börekler, çaylar, kahveler eşliğinde gece bir ikilere kadar otururlar. Çoğunlukla kahkahaları bütün binayı çınlatır. Bazen sessizlik olur. O zaman fısır fısır konuştuklarını anlarsınız. Tıpkı benim çocukluğumdaki gece sohbetleri gibi bir sohbet ortamı oturtmuşlardı kendilerini. Artık siz de çoktan bulmuşsunuzdur eşimin yaratıklarının neden tekrar geldiğini. Eşime bu yaratıkları gerçekten gördüğünü bildiğimi ama bunların beyninin ürettiğini ve ne kadar gerçek görünürlerse görünsünler aslında olmadıklarını bir daha görmesi halinde korkmayıp onlarla konuşmasını tavsiye ettim. Başka da bir şey yapamam dedim. Bu arada bir parantez açayım. Eşim onlarla konuşmaya başlayınca onlar da cevap verirlerse çok gülerim. İşin yoksa bunun da bilimsel açıklamasını ara şimdi. Evet benim hikayem burada sona eriyor. İslam dininin insanlara bulaştırdığı insanımsı kara gölgeler, cin ve karabasan gibi şeyleri anlattım. Bunları yaşamayan bir Müslüman düşünemiyorum. Müslüman olmadığım halde ben bile uzun süre yaşadım. İnsanları İslam'a bağlayan en önemli öğelerden biri, hatta birincisinin bunlar olduğunu düşünüyorum. O kadar gerçekler ki Müslüman mantığıyla düşünmeye alışmış birine bu görüntüleri beyinlerinin oluşturduğunu, gerçek olmadığını anlatamazsınız. Anlatsanız da işe yaramaz. Sağlıcakla kalın.